Ata binmek çok güzel. Buraya ata çiftliği kurulmayı çok istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Melike Nur Çetinkaya. Antalya'da yaşıyorum. İnciran'da bu etkinliğe 2 haftadır düzenli olarak geliyorum. Çok memnunuz. Antalya'dan buraya geliyoruz. Buradaki arkadaşlar çok yardımcı oluyor. Bu etkinliğin devamını diliyoruz. Çok memnunuz. Her şey çok güzel. Ne kadar sürede ata biniyorsun? 2-3 hafta falan oldu. Babam beni her hafta buraya getiriyor. Her etkinliğe geliyoruz. Çok seviyor musun ata binmeyi? Çok. Ne zamandır ata biniyorsun? Önceden bir kere binmiştim. Demin bir daha bindim, şimdi bir daha biniyorum. Peki ata binmeyi seviyor musun? Evet. Tekrar gelecek misin buraya ata binmek için? Bilmem. Babamlar getirirse gelirim. Merve Demir ben. Adnan Menderes Ortaokulu'nda müdür yardımcısıyım. At etkinliğine ne kadar süredir katılıyorsunuz? Eşim uzun zamandır biniyor ama ben cesaret edip binememiştim. Geçen hafta bir bindim, bu hafta da ikinci binişim. Bu zevki tattım, böyle sürekli binesim geliyor. Öğrenmek istiyorum devamlı. Peki bu etkinliklerin devamını istiyor musunuz? Tabii ki. Her hafta bence buraya bir alan yapılsa, her hafta hem halk yararlansa, bir de arkadaş grupları olarak herkese ücretsiz bindirip bu sevgiyi kazandırmayı planlıyorlar. Herkes bir kere sevgisini tattığında zaten bırakamıyor. Adın ne? Tuğsem. Kaç yaşındasın? 8. Daha önceden ata binmiş miydin? Binmedim. Ata binmeyi sevdin mi? Evet. Tekrar gelmeyi düşünüyor musun buraya? Evet. Tabu kızım o. Peki böyle bir tesis açılmış olsaydı, bunu ister miydin? Sürekli gelir miydin ata binmek? Evet. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Asım, soyadım Şimşek. Ortaokul öğrencisiyim. İlk kez mi ata biniyorsun? İkinci defa biniyorum. Güzel bir etkinlik. Peki burada sürekli ata binebileceğin bir tesis olmuş olsaydı, bunu ister miydin? Sürekli gelir miydin? İsterdim yani. Gelmeye çalışırdım. Adın ne? Ecrin. Kaç yaşındasın? 9. Ne kadar süredir ata biniyorsun? İkinci binişim. İkinci binişim? Evet. Peki, ata binmeyi seviyorsun yani? Evet. Peki burada sürekli ata binebileceğin bir yer olmuş olsaydı ister miydin bunu? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Dudu Avcı ben. İbrahim Bey'in arkadaşıyız. İbrahim vesilesiyle tanıdık atları ve ata binmeyi. Öylesine sevdik. Kızıma da alıştırmaya çalışıyorum şimdi. O da sevsin istiyorum hayvanları. Bu kaçıncı binişiniz ata? Biz daha önce 1-2 defa anca bindik. İşte yeni. Bizler de yeni alışıyoruz. Bu etkinliği siz de sevdiniz yani? Tabii ki, kesinlikle. Bu çağın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Halkının, öğrencilerinin, herkesin sosyal bir şekilde vakit geçirebileceği alanlara Bucak halkının da ihtiyacı var yani. Buraya bir tesis yapılmasını siz de istiyorsunuz. Kesinlikle. Tavsiye ediyorum ve istiyorum. İsmim Süleyman Ünlü. Ailecek buradaki bir arkadaşımızın yanınıza ziyarete gelmiştik. Piknik yapıyorduk, atları gördük. İlgimiz çekti. Afyon'dan geliyor. Vay da bir hoşumuza gitti. Bucak'ta böyle atlı spor olduğunu da bilmiyorduk yani. İnşallah bir ay sonra falan müsait olduğumuz zaman tekrar geri geleceğiz buraya. Peki bu ata kaçıncı binişiniz? Fazla değil ya, yeni biniyoruz daha. Orada zaman zaman gittiğimiz yerlerde böyle şenliklerde falan bulabilsek tek tük ata biniyorduk. Ama burada da iyi tesadüf tevafuk oldu. Denk geldi, biniyoruz yani. Ata binmeyi seviyorsunuz. At tabii, bizim genimizde var yani. Peki burada sonuçta ata binilebilecek bir tesis olmasını ister miydiniz? Ya sonuçta biz Orta Asya'dan at sırtında taburlara kadar gelmişiz yani. Buraları zapt etmişiz, vatan etmişiz. Böyle bir tesisin olması lazım yani. Bu bizim ata sporumuz. Güreş olsun, at olsun, atla ilgili sporlar olsun, okçuluk olsun, cirit olsun. Bu bizim halkımızın genelinde olan bir spor yani. Ve halkımızın başarılı olacağı bir spor. Şu anda mesela Kırgızistan'da Gökbörü denilen Türkiye Cumhuriyetleri arasında oynanan bir tane atlı spor var. Bu her ülkeden yani Türkiye'den bile katılan takımlar var. Herhalde bildiğim kadarıyla bir takım var Türkiye'nin. Ya burada ne için? Altyapısı yok yani. Burada bir atlı spor tesisi olursa altyapısı olur. Gençlere meseleler, abi bak görüyorsunuz yani ben şu çocuklardan cesaret aldım, öyle bindim ata. İlk önce insan korkuyor yani.